1. Zirve mesafesini ölçmede yön belirleyici olarak görülen yeşil botlar 1996'da tırmanışı sırasında Hintli dağcı Tisevang Paylor korkunç bir kar fırtınasıyla karşılaşıp hayatını kaybetti. Giydiği parlak çizmeler yüzünden yeşil botlar olarak anılan Paylor'un cesedi 2014 yılında daha alçak bir yere taşındı. 2. Uyuyan güzel Frensi Arsentiv'in son saatleri. Frensi Arsentiv ve eşi Sergey Everest'i fethetmek isteyen meraklı tırmanıcılardı. Frensi, oksijen tüpü kullanmadan Everest'e tırmanan ilk Amerikalı kadın olmayı hedefliyordu. İki başarısız denemeden sonra nihayet zirveye ulaştı ancak başarısını kutlayamadı. Frensi bilincini kaybetmeye başladığı sırada iki dağcıyla karşılaştı. "Ve beni burada bırakmayın, ölüme terk etmeyin" diyerek mırıldandı. Dağcılar Frensi'ye yardım etmek için çok uğraşsalar da acı verici bir kararla onu terk etmek zorunda kaldılar. 3. Tırmanışta esnasındaki tartışmalı ölümüyle David Sharp. 2006 yılında İngiliz dağcı David Sharp yeşil botların olduğu yerde dinlenmek için durdu. Bacaklarını göğsüne çekti. Kafasını dizlerinin üzerine koydu ve bir daha uyanamadı. Sharp'ın ölümü dünyada çok konuşuldu çünkü 40'tan fazla dağcı Sharp'ın mırıldandığını duymasına rağmen ona yardım etmedi. Zirveye ulaşan ilk kişi Edmund Hillary tepkisini belirtmek için bu acı durumla ilgili şöyle dedi. "Bir insan hayatı bir dağın tepesine çıkmaktan çok daha önemli." 4. Belki de Everest tarihini değiştirecek kişi George Mallory. Tırmanışını 1924'te gerçekleştiren Mallory'nin cesedi 75 yıl sonra bulundu. George Mallory'nin zirveye ulaşıp ulaşmadığı hala gizemini koruyor. Belki de zirveye ulaşan ilk insan olan Mallory'nin düşme kaynaklı kafa travmalarından hayatını kaybettiği tahmin edilmekte. 5. Everest'te ölen ilk kadın Hannelore Schmetz. 1979 yılında aşırı soğuğa maruz kalmaktan hayatını kaybeden Alman dağcının son sözlerinin "su" olduğu söyleniyor. Zamanla Alman kadın olarak anılan Schmetz'in dinlenmek için sırt çantasına yaslanarak oturması değişik bir pozisyonda donmasına neden olmuş. 6. Zirve yolculuğunda bir İngiliz pilot Maurice Wilson. Wilson, George Mallory'nin başarısız olduğu yeri aşıp zirveye ulaşabileceğine inanıyordu ve 1934'te gerçekleştirdiği tırmanışı sırasında kar fırtınasında hayatını kaybetti. Ölümünden sonra tırmanış serüvenini sırt çantasında bulunan günlüğüne aktardığı tespit edildi. 7. 2002 yılında Marco Siprit ve arkadaşı snowboard yaparak 12 saatte zirveye ulaştı. Çok yorgun hisseden Siprit'in son sözleri "Yorgunum, aşırı kar, aşırı tırmanış" oldu ve inişini gerçekleştiremeden yüzündeki gülümsemeyle sonsuza uğurlandı. 8. 1996 Everest faciasında yaşamını yitiren Yasuko Namba. 1996 ilkbahar ayı Everest Dağı'nın en karanlık zamanlarından kabul edilir. Çıkan kar fırtınası nedeniyle maruz kaldığı yerde yorgunluktan hayatını kaybeden Yasuko Namba, ölen 8 dağcıdan sadece biri. 9. Everest'te tüyler ürpertici bir buluşma. Everest, Seven Summits Challenge'ın 4'ünü tamamlayan Peter Kinloch'un 5. zirve yolculuğuydu. Zirveye ulaştıktan sonra fenalaşan Kinloch'un inişte gözleri görmemeye başladı. 12 saat boyunca 3 Sherpa tarafından ilaç ve oksijen verildi. Ancak hava kararmaya başlayınca Sherpalar bölgeden ayrıldılar. Aylar sonra Kinloch'un arkadaşı Rodney Hawk Everest'te tırmanışı esnasında Peter'ı görür görmez tanıdı ve ekledi. "Onu görür görmez Peter olduğunu anladım. Sanki sırt üstü uzanıyordu." 10. NASA görevi için araçları test ederken hayatını kaybeden astronot Carl Gardner. 1993 yılında uzun mesafeli görevlerin insan vücudunun dokusuna etkilerini incelemek için NASA cihazını farklı yüksekliklerdeki radyasyona tabi tutmaya çalışan Linus, kampın ikinci gününde yüksek rakımdan dolayı rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi.